Şimdi o zaman tamam, ben konuyu anladım. Sıkıntı olmadı. Tamam. Okey. Yeterli ama burada mükerrer imza meselesinden dolayı bir mağduriyet yaşanmaması açısından sordum. Sizin elinize bir durum sordum. Tamam. Liste nerede? Şey nerede? Tamam. Tamam. Önerge ıslak imzalı şey istiyorum. Şu mu? Varsa benim kara doruku kolundan çekmiş ve ismim senin isminle yan yana alınmasın, duyurmasın, duyarsam seni nokta nokta demiş. Dolayısıyla ilgili kişi Alparslan Dedeş'in dernek üyeliğinden çıkartılmasının affıyla ilgili talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiş. Kamil Biricik ve yönetim kurulu üyeleri Özhan Kurt ve Özgür Uçak ile ilgili bir önceki genel merkez seçimlerini kastederek sözler ayrıntı uzun şeyleri söylemiyorum. Sözler şey yaptı. Kalabalık bir grup ile başkan ve yönetim kurulu üyelerini çember etrafına alarak tehdit ettiğine yönelik bir durum nedeniyle dernek üyeliğinden çıkartılmış. Adil Uçankan'ın talebinin dernek üyeliğinden çıkartılması ile ilgili sonuçlanan kısmının yürürlükten kaldırılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla reddedilmiştir. Utku Doğan, Bolu. Mesul Dede Selçuk Bahçıvan, divan kurulu için oy vermek isteyen meslek delegelerimiz. Evet, bunu sayıyorum. Sayacağım, şunu söyleyeceğim. Sonucu şimdi söyleyeceğim. Sakin olacağım, şimdi söyleyeceğim. Lütfen sakin olacağım, sakin olacağım. Ya belli zaten. Süleyman Hoca, lütfen yerin olsun. Sayacağım, söyleyeceğim hocam. Lütfen, herkes yerin olsun, sakin olsun. Lütfen. İki tane önergemiz geldi. Ben birinci önergeyi okuyorum. Türkiye Var Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 14. Olağan Genel Kongresi'nin ilgili gündem maddesi başlığındaki Divan Kurulu Başkanlığı için Başkan Ali Zağlı, üyeler Ali Can Sağlar, Ali Şah, Sertaç Sardaroğlu, Metin Cebeci. Önergemizin oylamaya sunulmasını arz ederiz. 50 imzayla, 51 imzayla gelen bir önerge. İlk isimleri de okuyayım. İsimleri de okuyorum. Bu önergeyi sayar. Birinci önergeyi okuyacağım. Sonra önergeye oy vermek isteyen hocalarımız elini kaldırıp hatta kartlarını da kaldırırlarsa delege kartlarını ona göre sayımı yapacağız. Divan Başkan Kurulu için Ali Zağlı, Ali Şan Sağlar, Ali Şalk, Sertaç Şaroğlu, Metin Cebeci, Ferdi Karadoruk ve diğer arkadaşlarla başlayan bu önergeye destek verenler, kabul edenler. Sayacağım arkadaşlar. Can yorma kendini. Genç çoğunluk var görünüyor. Salonu tamamen hemen kaldırmış görünüyor. İsterseniz diğer önerge için bir... Sayın.
Sayıyorum, sağ baştan say. Başlatıyoruz. Gele, katla, bugün buraya, bu demokrasi şölenine katkı sunan tüm hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gündemimizin ikinci maddesi, saygı duruşu ve istiklal marşı. Sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Avukat Arif Selim Özdaş ben. Ankara bölgesi futbol hakemiyim. Bölgesel hakemim, aynı zamanda Ankara şubesinin bir delegesiyim. Az önce Gençlik Spor Bakanlığı'nın konferans salonunda gerçekleştireceğimiz 14. Genel Kurulu'da başkan adayımız Metin Tokat'ın salondan çıkarılmasına ilişkin el yazısı, imzaların kime ait olduğu belli olmayan bir takım evraklarla emniyetten talepte bulundular. Metin Tokat özellikle 1 Eylül ve 22 Kasım'da genel merkezden gelen delege listelerinde de aktif üye olarak Ankara Şubesi'nin bir üyesiyken genel başkanlığını engellemeye çalışıyorlar. Polis zoruyla bir takım görevlilerin ve Metin Tokat'ın alandan çıkarılması istendi. İl Emniyet Müdür Yardımcımız bu konuda olaya müdahil oldu. Herhangi bir şekilde resmi evrak olmadan, bir evrak doğrulaması ya da evrak kodu olmadan, alındı belgesi olmadan sadece el yazısı bir belgeyle bu yapılmak isteniyor. Biz herhangi bir şekilde olaylara mahal vermemek için sükunet halinde olmaya çalışıyoruz. Görüşmelerimizi bu de bununla ilgili yapıyoruz. Karşı tarafın iddiasına göre aday olma yeterliliğine sahip değil. Şu anda vizesi yapılmamış görünüyor. 15 Nisan 2024 tarihinde Ankara'daki dernekler masasından vali beyin imzasıyla bir evrak aldık. Onu da gerekli emniyete de, genel kurula da ifade ettik. Federasyondan gelen yazıda mentor kadrosunda olmadığı görünüyor. Federasyondan gelen yazı mentorluk kadrosunda olmadığı değil. Ekim ayında kurulan hakem akademisine mentorluğun devredildiği ama hakem akademisi halen şu an aktif bir duruma gelmedi. Oradaki yanılgı o. Yani buna dikkat etmenizi istiyoruz. Bu hususta hakem akademisine devredilen bir görevle alakalı görevlendirme yapılıp yapılmadığı bizi bağlamıyor. Vize Mayıs ve Haziran aylarında evrak teslimiyle yapılır. Biz bu iddiamızı savunuyoruz. Ankara Şubesi'nde hala aktif kaydı görünüyor. Genel merkezin ya da federasyonun bunu aktifleştirmemiş olması burada kötü niyet barındırır, iyi niyet barındırmaz. İddiamız bu yönde. Şimdi genel kurulumuzu yapacağız. Genel kurulda duruma göre de istişarelerimizi yaparız. Bilgilendirmeleri de ona göre biz de içeriden takip edeceğiz. Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İçeride. Düzceyi de bilirim. Tarnakçası şefliği yapın. Çok iyi bir Delege olmayanlar, lütfen salon dışına çıkabilir misiniz? Evet arkadaşlar, lütfen emniyet mensubu arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Delege olmayan, misafir, görevli, herkesin lütfen acilen dışarı çıkmasını istiyoruz. Lütfen arkadaşlar. Herkes yerine otursun. Kartlarımızın kontrolü yapılıyor. Olmayanlar lütfen salon dışına. Çıkarsın o zaman. Emniyet müdürlüğü talimat veriyor deli cebinde. Müdür bey. Gözler. 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 Talimat veremez ortak. Bir devlet dışarı çıkıyor. Delege harici olanlar lütfen yerlerine otursun, ayakta kimse kalmasın. Polis arkadaşlarımızın görevlerini yapmalarına yardımcı olalım. Lütfen genel kurulumuza başlayalım, uzaktan gelen hocalarımız var. Geldi.
başkanlık. Pardon. Avukat Bey. İdaresinde. Ben burada görüşürüz. Burada sıkıntı yok. Yok da arkadaşlar seni titriyorlar yani. Yok yok. Tamam. Sakin zaten. Kim sana dayanmış? Arkada seni titriyorlar ama. Tamam. Başarın. Hocam size derneğinizin genel kurulunda alakalı şöyle bir talep oldu. Akreditasyon kartları verilmiş olup akreditasyon kartı olmayan kişilerin salona girmesi uygun görmüyoruz. Salona çıkartılması uygun görmüyoruz. Akreditasyon kartlarının listesi de elimizde, ağzının cetvenin de elimizde. Buna baktığımızda da sizin isminizi görebiliriz. Hazretin listesinde Ankara Şubesi'ne gönderilen hazırlanan listesinin benim ismim var. Evet, genel merkez genel merkez koymadıysa ben ne yapabilirim? Yani genel ama merkez Ankara Şubesi'ne tabii, ben anlıyorum. Teknik değil. Teknik değil. Çalışanın hatası. O dilekçeyi de iki dakika önce yazdılar. Dilekçeyi hocam, iki dakika önce yazdılar. Ben şimdi burada karar vereceğim. Başkan adayı üye de olabilir. Başkan adayı sıfatıyla aramızda bulunacak. Akreditasyon kartı amaç başkanlığını engellemek. Dilekçe 2 dakika önce. Mükerrer imza var mı yok mu? Karşılaştırdık yani iki adaya da imza meselesinde. Onları da değerlendirdik. Şimdi önümüzde iki tane liste var. 472 delegemiz var. Tüzük gereği en az 1/5'ini oyuna almak icap ediyor. Bu da 94.4'e tekabül ediyor. Eşin altında olduğu için 94 imzayı yeterli kabul etmeyi planlıyor dedik. Elimizdeki imzalara bakınca bu sayının üstünde her iki tarafında imzası. Dolayısıyla uygun görürseniz ben her iki listeyi de okuyayım. Daha sonra bu listeler ikisi de beyaz renkli. Size söz vereceğim hocam. Size söz vereceğim. İki liste de beyaz renkli. Onların listeyi sunan arkadaşlarla konuşma bittikten sonra istişare edeceğiz. Birinin rengini değiştireceğiz. Ondan sonra da biz o pusulaları mühürlerken gene küçük çaplı bir boşluğumuz olacak. Ondan sonra ileri şekilde Tokat, Karaman ve Hatay illerimizin gerek uçak, gerek deprem, gerek başka gerekçelerle acil çıkmaları gerekeceği için önce onlara söz oy kullandıracağız. Bu durumda olan başka iller varsa da onların da taleplerini değerlendireceğiz. Önce mazeretli iller alacağız, daha sonra diğer iller alacağız. Başkan bir listeyi okuyorum. Başkan İlhan Erdem, Yönetim Kurulu Asil, Kahraman Millet. Türkiye Faal Futbol Akademi ve Gözlemcileri Derneği'nin 14. Olağan Genel Kurulu oy sayım işlemi bitmiştir. Öncelikle sükun içinde, güzellikle, sakince bu genel kurulu yapmayı başardığımız için biz divan olarak bütün hazırına sonsuz gönülle teşekkür ediyoruz. Oy sayım sonucunu ilan ediyorum. Sayın Ali Uluyol başkanlığındaki mavi liste 170 oy. Sayın İlhan Erdem başkanlığındaki beyaz liste 268 oy. Türkiye Faal Futbol Akademileri Derneği'nin 14. olağan genel kurul toplantısından sonra Sayın İlhan Erdem ve beyaz listedeki yönetim kurulu üyeleri seçilmişlerdir. Tüm hakemliğine hayırlı uğurlu olsun. Gündemin 15. maddesi gereği dilek ve temenniler bölümüne geçmek suretiyle oturumu kapatacağız. Bu anlamda
Ben haberini yapıyorum. Açacağız. Zartları kenara koyalım. Maviyi beyazı da. Maviyi beyazı da ayrı. Tamam. Şunu kaldırın. Kalacağız. Hayır. Zartları bir kapalı sayarız. İmzayla eşit mi değil mi? Ona bakalım. Önden bir sayalım. Peki. Önden bir sayalım. Tamam. Ama şöyle. İmzayla eşit mi? Tamam. Hocam 4 sandığı da bağlı. Seçimin salahiyeti açısından divanla arada bir şifahi görüşme gerçekleştirdik. Gerekli gördüğümüz tüm imzalarla Metin Hoca'yı destekleyen tüm delegelerimizle beraber her ne kadar gönlümüz, isteğimiz onun genel başkan adaylığından yana olsa da artık önü alınamaz olayların önüne geçmek maksadıyla Ali Uluyol'u aynı önergelerle genel başkan adayı olarak ilan ettik. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.